Adnan Bey, FETÖ cemaatlere karşı etiketi şu an 2 numara. Bakayım. FETÖ cemaatlere karşı. Evet, çünkü ne diyor? Gece gündüz anlattıkları ya diyor cemaatler yok edilsin. Cemaatler kaybedilsin. Cemaatler şeffaflaştırılsın. Kendi konumuna getirecek ki cemaatleri kendini kurtarsın. Kendince uyanıklık yapıyor. Yani FETÖ'ye devlet operasyon yapıyor. Nakşibendilere de yapın, Kadirilere de yapın. Efendim, Nurculara, Süleymancı herkese yapın diyor. İşte FETÖ'ye de o arada yapın diyor. Ya bütün Müslümanlara devlet mücadele verecek. Bütün cemaatlere. Hükümeti deccal gibi gösterecek. Kendi kafasınca. Senin oyununu kim yer ya ey FETÖ? FETÖ müsün, TETÖ müsün? İngiliz derin devletinin aldığın akılla bize kafalama yapmaya kalkıyorsun. O kafanı geri senin kafanın içine çakacağız. İlimle, irfanla, kanla, hukukla. Oyunu bırak. İngilizlerin devletine kuyruğunu kaptırmışsın. Kendin rezil kepazettin. 30 kere uyardım ben sizi. Bak sübbelik yapmayın. Millete tepeden bakmayın dedim. Bir kısmınız için diye söylüyordum o devirde. Bilmişlik yapmayın. Milleti kale almamazlık yapmayın. Bediüzzaman Said Nursi'ye cephe almayın. Bediüzzaman'ın adını söyleyin. Saygılı olun. Sizi bir uğursuzluk saracak, Allah belanızı verecek, aklınızı başınıza alın dedim. Yıllarca uyardım. Gittiler İngiliz derin devletine teslim oldular. Allah belalarını verdi. Halbuki hükümete destek olsalardı, İngiliz derin devletine de bağlantıları olmasa, şu an muazzam bir güzellik olurdu. Hem hükümetin başını belaya soktular, hem kendilerini rezil kepaze edip yok ettirdiler. Müthiş bir akılsızlık. Fethullah Gülen çok akıllı gösteriyor kendini ama en akılsız adamın yapmayacağı akılsızlığı yaptı. Ve canavar üretti. Adamları canavar hale getirdi. Nerede nurculuk ya? Nerede siz? Halkın üstüne silahlı ateş açmalar, polis yiğitlerimizin, kabadayların olduğu binayı uyku anında, uyudukları anda bomba atıp binayı yıkmak. Halkın üstüne otomatik silahlı ateş açmak. Kadınları vurmak. Çocukları, anneleri tanklarla ezmek. Canavar yetiştirdin, canavar. Ve İngiliz derin devleti seni deccal haline getirdi. Çünkü deccale tabi oldun ve sen de deccal oldun. Hadiste var diyor, biz deccale tabi oluyoruz ama diyor, ondan istifade etmek için tabi oluyoruz. Biz biliyoruz onun ne olduğunu diyor. Peygamberimiz diyor ki yanına gider, onu kullanacağını zanneder ama deccal onu teslim alır ve kendi adamı haline getirir diyor. Ve onu eritir diyor kendi bünyesinde. Ve onu kullanır artık diyor. Bu ahmaklar da böyle bir duruma geldiler. Göya Deccal'i kullanacaklardı. Deccal bunları yuttu. Evet. Türkiye'yi bölme planında videoda biz de payımızı alırız gidip demişti. Efendim? Türkiye'yi bölme planında biz de payımızı bak, alırız. Ahmaklığa bak ya, Türkiye'yi böleceklermiş de. Biz de diyor orada kendi kanaatimizi de belirtiriz diyor. Bölerse bölsünler diyor. Bir şey olmaz diyor. Ya insan şehadeti ister, bütün gücüyle buna karşı koy. Sen nasıl bir adamsın? Gece gündüz televizyonlardan, radyolardan, internetten bunları uyardım. Gece gündüz. Siz de şahitsiniz. Televizyon, canlı yayınlarda. Evet. Defalarca, internetten defalarca, radyodan defalarca. Laf söz dinlemediler. Deccal'in ta midesine, bağırsağına kadar gittiler şu an. Şu an hazmediyor onları Deccal. Yüz binlerce homoseksüel, yüz binlerce vatan haini yetiştirdiler. Ve rezil ettiler kendilerini. Sen Said Nursi'ye tepeden bakarsan, Allah işte böyle belanı verir. Said Nursi'yi beğenmezsen,
kendini büyük görürsen Allah böyle belanı verir. Tarikat kadrolaşması falan bunlar genelde hep bu listede de varmış. FETÖ'nün desteklediği etiketler bunlar. Yani büyük bölümünü FETÖ destekliyor. Çok dikkatli olunsun. Yani bu atakların hepsinin arkasında FETÖ var. Cemaatlere karşı atak. Çünkü en başında da öyle bir planları vardı. Kendilerine yapılan saldırıyı bütün Müslümanlara yapılmış gibi göstertip Tayyip Hoca'yı aşağı indirmeye çalıştılar. Yani Tayyip Erdoğan bütün Nakşibendi, Kadiri, herkese saldırıyor görüntüsü vermek istediler. Halbuki Tayyip Hoca Deccal'e saldırdı. Yani Deccaliyete, yani FETÖ hareketine saldırdı. Ve Müslümanlarla birlikte gereğini yaptı. Peygamberimiz diyor ki, Ebu Davud, Sünen Davud'da, Deccal'in çıktığını işittiğinizde ondan kaçın. Deccal'in çıktığını işittiğinizde ondan kaçın. Yani gidip İngilizlerin devletini baktınız, gördünüz, anladınız, ondan kaçın. Çünkü bir adam onu reddetmek niyetiyle yanına gelir. Fakat Deccal'e tabi olup kalır diyor. Fethullah Gülen'in yaptığı da bu oldu. Ebu Davud bak Melahim bölümünde kıyamet alametlerinde var. İşte Deccaliyet böyle bir olay. Deccal İslam alemini kasıp kavuruyor şu an. Ve anlamazdan geliyorlar. Suriye'yi yok etti Deccal. Irak'ı yok etti. Afganistan'ı yok etti. Libya'yı yok etti. Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Ve halen devam ediyor. Yani adım adım ilerlemeye devam ediyor. Şimdi sırada Türkiye var onlar için. Türkiye'yi de gelenekçi Ortodoks sistem içine çekip Türkiye'yi de mahvetmeyi düşünüyor. Kur'an Müslümanlığıyla bu oyunu bozacağız. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışıyla ve Darwinizmle Türkiye'yi çökertmek istiyorlar. Mesela bak Fethullah Gülen panik olmuş diyor ki ya diyor Kur'an Müslümanlığı bir şey çıkarttılar diyor. Aman aman diyor. Yani. Var mı onun? Bakayım. Usulü dini bilmeyen, usulü tefsiri bilmeyen, usulü hadisi bilmeyen, usulü fıkhı bilmeyen, kelamı bilmeyen bir kısım nadanlar. Bir de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Usulü din uleması hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha fazla Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır diyor. Görüyor musun? İşte bununla İslam alemini yok etmek çok rahat mümkün. Ve bunu da gördük. Suriye yok edildi. Irak yok edildi. Libya yok edildi. Afganistan yok edildi. Yani sıradan her yer, Pakistan da şu an mahvolmuş vaziyette. Yani groge vaziyette Pakistan. Bakmayın arkadaşlar buna. Yani çöktü çökecek. Yani çünkü muazzam bir gelenekçi, Ortodoks anlayışı bütün Pakistan'ı sarmış vaziyette. Her an yıkılabilecek durumda şu an Pakistan. Her an bir iç savaşa hazır. Çünkü IŞİD bir yandan El-Kaide, Taliban, Pakistan'da akıl almaz güçlü. Yani kıyaslanmayacak derecede güçlü. Ama orayı üst olarak kullandıkları için şu an hareket geçmediler. Ama mesela Yemen'i bitirdiler. Yemen çok kolay oldu. Bak kaç İslam ülkesi birden bitirildi. Mısır'ı da bitirdiler. Mısır tamam şu an.